dersimizde uzman test 1'in çözümünü yapacağız. Toplamda 11 tane sorumuz var. Bazı sorularda çok ince ve güzel noktalar var ki ÖSYM'nin sevdiği noktalardır buralar. Oralara geldiğimde altını iyice çizeceğim. Not al buralar olur mu? Birinci soruyla başlayalım. Birinci soruya baktığın zaman 0,06 atmosfer basınç ve 0,01 santigrat derecede su 3 haliyle birlikte bulunur. Şimdi suyun üç hali ne? Katı hali değil mi? Sıvı hali, bir de gaz hali. Üç halimiz bu. Buna göre yukarıda verilen kavram haritasında delta H1 büyük, delta H2. Bak delta H1 bu. Şu da delta H2. O da büyük delta H3 olduğuna göre 1, 2, 3 yerlerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nasıl yapacağız? Bir maddenin yani bu illa su olmak zorunda değil. Farklı bir madde de olabilir. Kata halimi. mi? Daha fazla entalp'e sahip yoksa sıvı hali mi? Buna şöyle karar vereceksin. Bizim maddemizin en baş başlangıç hali bu hani e, sıfır kelvin var ya orada katı halde biliyorsun. İşte orada düşün ki enerjisi 10. Sen bunu sıvı hale getirmek istersen e, ne yaparsın? Üzerine enerji eklersin değil mi? Isı verirsin. İşte buzu sıvı hale getirmek için ısıtıyorsun eriyor. Isıttın yani, bir 10 daha ekledin enerjin 20 oldu. Gaz hale getirmek istersen yine ısıtırsın. E, bu kez bir 10 daha eklenecek. Enerji ne olacak? 30 mu olacak? Baktığın zaman gaz haldeki enerji daha fazla. Tamam mı? E, delta H1 daha büyükse o zaman delta h ne olduğu yer gaz halidir. Gaz. Sonra sıvı ardına katıdır. Bak burası ÖSYM'nin sevdiği noktalardan birisi. Ünlemimi koydum. Not al. E, cevap böylelikle ne oldu? Su buharı, gaz dediğimiz şey su buharı, sıvı su, buz, E şıkkıdır diyoruz. İkinci soru. Aşağıda verilen ideal pistonlu kapta tepkimesi gerçekleşiyor. Bak bu tepkime gerçekleşiyormuş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Yine güzel bir soru. Çünkü ideal piston demek hani sabit basınç demek. Basınç her zaman iç basınç, dış basınca eşittir demek tamam mı? PVNRT diye bizim bir denklemimiz vardı. Gazlardan hatırlayacak olursan PVNRT. Şimdi benim basıncım sabit. R'm de sabit. Şimdi sıcaklık da hacim doğru orantılı. Sıcaklık artarsa hacim de artar. Baktığın zaman tepkime de yani tepkime sonunda ne yapmış? Isı çıkmış. Yani ortamın sıcaklığı artmış. Şuranın sıcaklığı artmış. Sıcaklık artacağından dolayı hacim de artacak. Piston bir yönünde hareket edecek. Bu doğru. Toplam entalpi azalır. Bak şimdi. Enerjim burada 50 idi. Artık 30'a düştüğünü varsayıyorum. 20'de ısı oldu. Topladın yine öyle oldu. 50-50. E ne oldu? A'dan B'ye dönüşürken 50'den 30'a enerjin, entalpin azaldı. Egzotermik tepkimelerde enerji toplam, toplam entalpi azalır. Tamam mı? Çünkü dışarı veriyorsun mantık bu. Gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi artar. Ortalama kinetik enerji yalnız sıcaklığa bağlıydı. E tepkime sonunda orta, ortama ısı yayıldı. E, bu da ne yapar? Sıcaklığı artırır. Sıcaklık artarsa ortalama kinetik enerji de artar. Cevabımız 1 2 3 E şıkkıdır. Üçüncü soru. Yukarıda bir tepkime var yine. Tepkimesine göre 48 gram karbon atomunun yanmasından 752 kilojül ısı açığa çıkıyor. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diyor. Grafitin molar yanma ısısı eksi 188 kilojüldür. Molar yanma demek 1 molünün yanması demek. Şimdi 48 kaç mol? N eşittir. M bölü. MA'de bir formülümüz vardı. M'imiz 48. Şimdi karbonun, grafitin MA'sı 12. E burada ne çıktı? 4 mol mu çıktı? 4 mol yandığında ne kadar ısı açığa çıkıyormuş? 752 kilojül. peki 1 mol yanarsa ne kadar çıkar? 4'te biri. Bunun 4'te biri kaç yapar? 188 yapar. E bu doğru oldu. İkinci öncül. CO2 gazının molar oluşum ısısı 188 kilojüldür diyor. Molar oluşum ısısı 188 değil de eksi 188 dememiz lazımdı bu yanlış oldu tamam mı üçüncü öncül grafitin ve oksijenin potansiyel enerjileri toplamı karbondioksitin potansiyel enerjilerinden büyüktür az önce de söylemiştik demiştik ki egzotermik tepkimelerde toplam entalpi azalır şimdi bu bir egzotermik tepkime hocam bunun egzotermik tepkime olduğunu nasıl anladık biz şöyle anladın yanma tepkimesi bir madde oksijenle tepkimeye giriyorsa o yanıyordur değil mi? Azot gazı hariç bütün maddelerin yanması egzotermikti doğal olarak. Bu egzotermik bir tepkime entalpi ee, ne olacak? Azalacak. Potansiyel enerji de azalacak. Bu yüzden 3. öncül doğru cevap 1 ve 3. C şıkkı. Geldik 4'e. Yine bir grafik verilmiş. Tepkimemiz var. Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı yukarıda verilmiştir. Buna göre tepkimesinin delta h değeri kaçtır? Bak bunu vermiş. Öncelikle bunun bir delta bulalım. Nedir delta h? Hani ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisidir. Ürünlerin potansiyel enerjisi 20. Eksi girenlerin potansiyel enerjisi 60. Değil mi? Ne yaptı? Eksi 40 yaptı. Bak şimdi bu tepkimenin entalpisi eksi 40'mış. Diyor ki bunu bir ters çevir. Bak böyle ters çevir. Çeviriyorum. 2 SO3 oldu. Değil mi? 2 SO2 artı O2. Şimdi bu eksi 40. Tepkimeyi ters çevirirsen ters çevirir de artı 40 oldu artık. Bunu 2'ye böl. Çünkü niye 2'ye böldük? Bir tanesi sormuş. Hepsini 2'ye böldüğün zaman şuradaki delta taşı da 2'ye bölersin. Ve şu tepkimi elde edersin. 40 bölü 2, 20 yaptı. Cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Yukarıda bazı tepkimeler verilmiş. Mol C40 C2H6 gazı içeren C2H6 ve C3H8 gazlarının normal şartlarda 33.6 litrelik karışımı tamamen yakıldığında kaç kilojül ısı açığa çıkar? Ee, şimdi bunun molünü bir bulalım. Bana litre verdiğinde gram verdiğinde molü bulmam lazım. Nasıl bulacağım? N eşittir V bölü 22,4 formülünden bulacağım. V burada 33,6 bölü 22,4 11,2'ye bölsen 2 11,2'ye bölsen 3 3 bölü 2'de 1,5 mol mu yaptı? 1,5 mol benim gaz karışımım var. Bunun %40'ı C2H6 C2H6'nın molünü bulabilirim böylelikle. Niye? %40'ını alacaksın şunun. 40 bölü 100 çarparsak %40'ını bulmuş oluruz ne yapar? Şu sıfırla şu sıfır gitti. 4 çarpı 1.5 6 yapar. 6 bölü 10 0.6 mol. Bak 0.6 mol ne bu? C2 H6. Şurası 0.6 molmuş. Toplamda 1.5 mol'dü. 0.6'sı bu. Geriye kalan ne kaldı? 1.5 molden 0.6 çıkartırsan 0.9 mol mü? 0.9 molü de budur. Bunun diyor ki bu yandığında ne kadar ısı açığa çıkar? 1 mol yandığında 2 tane işlem yapacağız. 1 mol yandığında 1360 kilojül açığa çıkmış şu tepkimede. Peki elimizde 0.6 mol var. O yanarsa ne kadar açığa çıkar? 0.6 yanarsa da x diyelim. Oran orantı yapıyoruz. x eşittir işler dışlar çarpımından. 0.6 çarpı 1360. Bunu da çarparsak 816 yapar. 0.6 mol yakarsak 816 kg'lık ısı açığa çıkmış. Bu bir. Geldik ikinci tepkimeye. 1 molüm yandığında ikinci tepkim için konuşuyorum. İzle burayı. 1600 kg'lık ısı açığa çıkıyor. Elimde 0.9 mol var. 0.9'u yakacak olursam bu da y olsun. İçler dışlar çarpımından y eşittir kaç çıkar? Ee, 1440. Tamam 1440 yaptı. İkisinin toplamı bize toplam açığa çıkan nasıl soruyor. 1440 artı 816 dersek cevabı bulmuş olur. Cevap da topluyorum. 6, 5, 12, 5 yaptı. 2556 D şıkkıdır. Tamam. Altıncı soru. Yukarıdaki şemada girenlerin tamamen ürüne dönüştüğü tepkime ile ilgili verilen niceliklerden hangileri tepkime süresince kesinlikle azalır? Bak kesinlikle demiş ve altını çizmiş. Toplam potansiyel enerji. Şimdi egzotermik tepkimelerde iki sorudur söylüyorum. Bu da üçüncüsü oldu. Toplam potansiyel enerji toplam entalpi azalır. Tamam mı? Kesinlikle azalır demiş. Bu kesinlikle azalır. Doğru. Molekül sayısı bunu nasıl yapacağız hocam? Şöyle yapacaksın. Bak şimdi bu 1 mol. Tamam mı? göre bak. Bu da 3 mol. Toplam 4 mol molekül var. Ürünlerde ise sadece 2 mollik bir molekül var. 4'ten 2'ye ne oldu? Azaldı. Bu da kesinlikle. Gaz basıncı. Şimdi ideal sürtünmeli bir kaptaysa gaz basıncı sabit kalır. Azalmayabilir. O yüzden bu kesin değil. Kabın sıcaklığı izola bir sistemse çıkan ısı kaybolmaz. Kabın içinde kalır. Bu da kesin değil. Cevap 1 ve 2 A şıkkıdır. 7. soru. Cn H2N artı 2 O genel formülüne sahip bileşin standart molar entalpisi eksi 1600 kilojüldür. 18.4 gram Cn H2N artı 2 O bileşinin yanması sonucunda 640 kilojül ısı açığa çıkıyor. Bu bilgiler verilmiş. Buna göre bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir? Bunu nasıl yapacaksın? Şöyle bir oran orantı yapalım. Bizim 18,4 gramımız yandığı vakit 640 kilojül ısı açığa çıkıyor. Peki 1600 kilojül ısı açığa çıkması için kaç gram yanması lazım biliyor muyum? Bilmiyorum o da x olsun. Oran orantı yapacak olursak şu sıfırla çarptığım zaman 1840 çarpı 16 yaptı. Tamam. Şu iki sıfır şuradaki bir virgülü götürdü. Bir de ekledim. Bölü x'imde 600 bölü 640 desek x'imizi bulmuş oluruz. Tamam. Şu sıfırla şu sıfır gitti. 16'ya böldüm 4. 16'ya böldüm 1. 4'e böldüm 1. 4'e bölersem 184'ü 92. 46 mı kaldı? 46. X'im neymiş? 46'ymış. Yani bunun 1 molünün 1 molünün MA'sı 46. Peki. Şuraya tekrar yazıyorum. Cn Cn H2n artı 2. Bir de O var. Bunun 1 molünün MA'sı 46. Şuradaki N'li şekilde MA'sını hesaplayalım. Karbon 12 değil mi? 12 çarpı N'den 12N Artı hidrojen 1 2n artı 2n artı 2 olacak. Oksijen 16. Bir tane oksijen var 16. Eşitmiş 46. 14n 16'yı karşıya atarsam e, kaç kalır? Bir de şurada 2 var. 18. 38 mi kalır? Karşıya attığımda 38 kalır elimde. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 14'e böldüm. Pardon her iki taraf 14'e böldüm. 1, 14'e böldüm. 2, en eşittir 2'ymiş. C2, en yeni 2 koyarsan H4 artıktan H6 bir de oksijenimiz var. Cevap ne yaptı o zaman? C2, H6, o. C şıkkı yaptı. Geldik 8'e. Yukarıdaki tepkimeler veriliyor buna göre. Yargılandan hangileri doğrudur? Bağ oluşumu egzotermiktir. Tepkime baktığınız zaman iki tane A ne yapmış? A2 molekülünü oluşturmuş. Yani bağ oluşturmuş. Öyle değil mi? E, dışarıya da ısı vermiş. O zaman egzotermiktir. Doğru. B, B2 molekülü B atomlarından daha kararlıdır. Zaten atomlar kararlı hale geçmek için bileşik yaparlar. Kararlı halde olsalar bileşik yaparlar mı? Mesela soy gazlar kararlı haldeler bileşik yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Niye? Çünkü kararlı halde. Değerleri de kararlı hale geçmek için bileşik oluştururlar. B2 molekülü daha kararlı olacaktır. Doğru. A atomları arasındaki bağın kuvveti B atomları arasındaki bağın kuvvetinden büyüktür. Bunu nasıl anlayacağız? Bunu da çıkan ısıya bakacağız. Hangisinde daha fazlaysa o bağ daha sağlam demektir. A da daha fazla olduğundan dolayı daha fazla olacaktır. Cevap 1, 2, 3. E şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Yukarıda verilen nötrleşme tepkimesinde 0,02 molar 500 ml H2SO4 ile yeteri kadar NaOH tepkimesinde 1350 J ısı açığa çıkıyor. Buna göre tepkime verimi yüzde kaçtır? Bir molünü bulalım bunun. Molü nasıl bulacağız? Molarite vermiş. Molaritemiz eşittir. Mol bölü hacimdi. Hani molarite buydu. Ee, 0.02 eşittir. Mol bölü V'mizde litreye çeviriyoruz tabii ki. 0,5 litre. İçler dışlar çarpımı yaparsak en eşittir. 0,01 mol çıkar. Şimdi bizim tamam mı? E, 0,01 molümüzün tepkimesinden 0,01 mol tepkimesinden ne kadar ısı açığa çıkmış? Bu kadar. 0,01 mol tepkimeye girince 1350 Joule çıkmış. Dikkat bak. Buradaki birime dikkat. Joule. Tamam mı? Şurada kilojül yazıyor. Peki bir molü tepkimeye girseydi ne kadar ısı açığa çıkardı? X kadar mı çıkardı? Tamam işte dışlar çarpım yaparsam X çarpı 0.01'i bölmeye göre diye 1 bölü 100 diye yazıyorum. Tamam mı? Eşittir. 1350. X eşittir. 1350 çarpı 100'den şuraya 2 tane sıfır attım. Jul yaptı. Bu kadar ısı açığa çıkar. Bak, 1 molünden. E bunu kilojüle çevireyim. Hani aynı olsun. Kilojüle çevirmek için 1000'e bölerim. 135 kilojül. Yani şu tepkimeden bunun 1 molünden, şu tepkimenin 1 molünden 135 kilojül ısı açığa çıkarmış. Normalde tam verimli tepkime olsaydı ne kadar çıkıyordu? 150 çıkıyordu. Yani tam verimli tepkimede 1 molünden 150 çıkıyor. 135 çıktığına göre bu tam verimli değil. Ne, ne kadar verimli? Kaç mol yapar? X diyelim. Yani %100'ümüz 150 ee, %X'imiz 135. İçler dışlar çarpımından 100 çarpı 135 bölü 150 dersem 50'ye böldüm 2 50'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 45. %90 verimli deriz. 2 çarpı 45. 90 yapar. Cevap E kadar. 10. soru C2H2, C2H4 ve C2H6 bileşiklerinin oluşum entalpileri yukarıda verilmiştir. C2H2 ve C2H4'ten oluşan 5 mollük karışım yeterli miktarda H2 ile doyurularak C2H6 gazına dönüşürken 1025 kJ ısı açığa çıkıyor. Buna göre karışımdaki C2H4 gazı kaç moldür diyor. Bir doyurma tepkimelerini yazalım. Yani C2H2 var elimde. Hidrojenle doyurmak demek. Hidrojenle tepkimeye sok demek. Tepkimeye soktum. C2H6 elde ettim. Tepkimeyi denkleştir. Solda 2 e, karbon var. Sağda 2 karbon var. Solda 4 hidrojen var. Sağda 6. Şuraya 2 yazarsak tepkime 6 6 hidrojenden denk oldu. Tamam mı? Diğer tepkime bak tepkimeye bakıyorum. C2H4 o da. Hidrojenle yine doyurdum bunu. Ne elde ettin? C2H6 elde ettin. Denk mi? Denk. Tamam. 1 mollerinin entalpi değişimine bakalım. Nasıl bakacağız hocam? Şöyle bakacaksın. Ürünler eksi girenler. Ürünlerin de entalpisini vermiş. Şurada eksi 85 girenler. c 2 h eksi 225. Zaten e, H2 gazı kararlı olduğundan dolayı sıfırdır. Ürünler eksi girenler yazacak olursan. Şurası artı 225 pardon. Eksi 85 ürünler eksi girenler. Eksi 225 yani artı ile eksinin çarpımı eksi yaptı ya. Ne yaptı buradan? Eksi 310 kilojül. Bak bunun bir molünün ısı değişimi bu. Şuraya bakıyoruz ikinci tepkime. Yine eksi 85 burası da artı 50. Ürünler eksi girenler yazacak olursam eksi 85 eksi 50 yani ürünler eksi girenlerden ne yaptı? Eksi 135 kilojül yaptı. Bu bir molünün ısı değişimi. Peki ben e, şuna x mol dersem, tamam bunu da yine maviyle gösterelim. X mol dersem, hatta şuna x mol diyeyim. Bana neyi soruyor? C kaç tura soruyor? Bunu da x mol dersem, tamam 5 mol olduğundan dolayı şurası da 5 x x mol değil midir? Şimdi 1 molü 135 kilojül ısı açığa çıkartıyorsa x molü de 135 x kilojül ısı açığa çıkartır. 1 mol 310 kJ ısı çıkartıyorsa 5 eksi x ise 5 eksi x çarpı 310 kJ ısı çıkartır. Öyle değil mi? İşte bu ikisinin toplamı diyor ki 1025'tir. 1025. Bu işlemi yapacağım. 310 dağıtıyorum. 5 çarpı 310'dan da ne yapar? 1550 yapar. 1550. Eksi 310x. 310x. Artı 135x. Eşittir ee, 1025. Tamam. Şunu bu tarafa atıyorum. Şu ikisini de toplayıp sağa atıyorum. Ee, sola attığım zaman ne kaldı? 525 eşittir. Eksi, 300, eksi 310x artı 135'ten eksi 175 yapar. Karşıya attım. Artı 175 yaptı. Artı 175x Her iki tarafı 175'e bölüyorum. Gitti bunlar. 175'e böldüğün zaman 3 mü kaldı? X eşittir 3. X zaten bizim c kaç dördümüzdü? Cevap D şıkkı olacak. 11. ve son sorumuzdayız. Tepkimesinin standart koşullarda potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği hangisi gibi olabilir diyor. Baktığın zaman ısı sol tarafta yani bu endotermik. Endotermik. Endotermikte ne olacak? bizim ürünlerimizin entalpisi daha fazla olacak. Çünkü şurada x'e artık x artısından daha büyük bir sayı olacak değil mi? Ürünlerin entalpisi daha büyük olan nerede var? Bak. Eşit. Ürünlerin entalpisi girenler burada. Ürünler daha aşağıda olmadı. Yine eşit gitti. Ya b'ye bakıyorum. B'de de de aşağıdaymış. Girene kaldı. Yalnız c şıkkı kaldı. Kolay bir soru olmuş aslında son soru. Böylelikle ne yaptık? Bu testin sonuna geldik. bir diğer derste görüşürüz. Kendine iyi bak.